Hayata Dair Her Şey kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs dünya genelinde hızlı bir şekilde can almaya devam ederken, hastalıkla ilgili araştırmalar da aralıksız sürdürülüyor. Bilim insanları son olarak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlarla ilgili çok önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Koronavirüsün vücuda etki sürecinde her şey, akciğerlerimizde kirli ve temiz hava gaz değişiminin gerçekleştiği yapıların duvarını oluşturan hücrelerin içine bu virüsün girişi ile başlıyor. Virüs bu girişi, ACE2 adı verilen özel kapılar yoluyla gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda akciğer hücrelerinin içinden dışarıya aşırı düzeyde, sitokin ve kemokin adı verilen yangı, enflamasyon maddeleri çıkıyor. Bu maddeler, vücudun gösterdiği aşırı bağışıklık yanıtına bağlı olarak, damarların içindeki tabakayı önce uyarıyor, ardından tahrip edip iş göremez hale getiriyor. Sonuçta damar içinde kan koyulaşıyor ve farklı boyutlarda kan pıhtıları oluşup, VTE, damarları tıkayabiliyor. Hastaların %19'unda var. Koronavirüs hastalarının ortalama %19'unda bu tablo ile karşılaşılıyor ve kritik düzeydeki hastalarda oran giderek yükseliyor. Farklı nedenlerle yoğun bakımda yatanlar ile COVID-19 tanısı ile yatanlar karşılaştırıldığında, koronavirüs hastalarında VTE sıklığının daha yüksek olduğu açıkça görülüyor. Hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamında rastlandı. Çin'in Wuhan kentinden, Hollanda'dan, Fransa ve İtalya'dan bildirilen ilk çalışmalarda, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma yatırılmış hastalar için damar içi pıhtılaşma VTE sayıları ürkütücü bir düzeydeydi. Güncel 20 çalışmada VTE oranının %3,3-%100 arasında olduğu, %100'lük oranın, koronavirüs nedeniyle kaybedilmiş hastaların otopsilerinde kaydedildiği bildiriliyor. Diğer yandan, koronavirüs nedeniyle takip edilen hastaların bacak ultrason veya akciğer bilgisayar tomografi incelemelerinde %15-%85 gibi yüksek oranlarda pıhtıya rastlanıyor. VTE ne demek? Kan pıhtısının bir parçacığı koparak akciğere doğru hareket ederse derin ven trombozunun potansiyel olarak hayati tehlike içeren bir komplikasyonu olan pulmoner embolizme, PE, yol açabilmektedir. Derin ven trombozu ve pulmoner embolizm, toplu halde venöz tromboembolizm, VTE, şeklinde adlandırılmaktadır.